1947 doğumluyum. Aslen buralıyım. Manisa, Kırkağaç, Bakır nahiyesi. Köyümüz burada Cumhuriyet'in ilk yıllarında belediye olmuş. 5000 nüfuslu bir beldedir oradan. O zamandan beri burada yaşıyorum. O yıllarda bir tek ortaokulumuz vardı Kırkağaç'ta. 4,5 kilometreydi. 3 sene yaya sabah gidip akşam geldiğimi hatırlıyorum. O yıllarda ortaokula bitirdim. Şimdi 73 yaşındayım. Esas memuriyetle geçti Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Yani ne yaptım memuriyet yıllarımda? İlk işim devlet demir yollarında kondöktör, biletçi şeklinde çalıştım. Sonrası bana çok seyahat etme hoşuma gitmedi. PTT'ye telgraf memuru olarak girdim. PTT'den emekli olduk. Aşağı yukarı 15 yıl oldu. Memuriyetle emekli olduktan sonra esas işime döndüm. İşte bu işmiş benim esas. Şimdi severek çalışıyoruz haliyle. Daha mükemmele erişmek için çabalıyoruz. Daha güzel yapalım. Bir öncekinden daha güzel olsun. Rüyalarımda, hayallerimde hep gece düşündüğüm işte yarın sabah daha güzel ne yapabilirim? Arayış içindeyiz yani. Bu işe geliştirirsen tabii haliyle. Her bakımdan iyi oluyor. Tamamen bu işin üzerineyiz artık. Ama nereye kadar gider bilemeyiz. Allah bilir tabii. Böyle bu şekilde gidiyor işte. Çok erken uyanırım. Ben iş yerime memuriyet günlerimde sabah ezanından önce açardım hep. Karanlıkta, kış günleri karanlıkta açardım. Alışkanlığım var zaten, çok erken kalkmak. Ben şu anda 7.30'da işin başına geri otururum yani sabah. Zaten içinde bir heyecan vardır, bir plan vardır, gece kurulmuştur o bende. Erkenden kalkarım, işimin başına gençler gelmeden onu dizayn ederim, planlarım, oradan çizerim. Oradan saat 9-10'dan sonra artık hep beraber çalışırız. Ne zamana kadar? Yaz geceleri bazen 11'e kadar gece de çalışırız. Yani ben tabii artık yoruluyoruz bu 2-3 seneden beri. Biraz daha fazla yoruluyum. Ben erken ayrılırım ama onlar devam ederler yani o işe. Devamlı bu çalışmayı. Cumartesi pazar yok bizde. Yalnız bir cuma günü yarım gün istirahat ederiz biz cuma günleri. Saat 2'ye kadar. Tatilimiz budur bizim. Oradan devamlı üretme halindeyiz yani. Durmadan üretiriz. Yani böyle yaratılmış, planlanmış bir şey bu şekilde gidiyor Allah'a şükür. Aşağıdan tutarsın bak böyle bak burasından tutarsın fırçaya. Böyle karıştırarak böyle karıştırırsın öyle alırsın. Bunu ne renk yapıyorduk? Kırmızı. Orada. Emine de kırmızı ya. Sen de sivri ucuyla yapıyorsun. Öğrendiniz be. Bunlar neymiş? Nar meyvesi. Nar bereket demek. Onun için bizde nar kutsal sayılır. Hani narı yerken bir tanesini dökmeyen cennete gidermiş. Böyle bir şey var. Dökmeden yerseniz. Bir tek tane daha dökmeyeceksiniz. Nar. Emine bak şu anda nar boyuyor. Heh, öyle beyazla karıştırırsın üzerine.
veya biraz sonra pembe yapabilirsin. Şey, beyaza biraz kurusun, öyle yapabilirsin Emine. Daha iyi netice alırsın olman. Ben küçük o devirde çocuklar hürdü, daha mutluydu. Böyle, ben şimdikilerle kıyaslanınca öyle diyorum tabii. Biz hep sokaktaydık. Bütün çocuklar, düşünün, ne yapabilirler? Televizyon yok, radyo yok. Çocuk oyunları. Oyunların bin bir türlüsü. Ama esas çamur. Çamurla ne yapabiliriz? Oysa şimdi bakıyorum da ben, şimdiki çocuklar ne yazık ki hiç bunlardan haberdar değil. Parayla oyuncak alamıyorsunuz çünkü para dolaşmıyor o yıllar. Ağaçtan yapılan oyuncaklar, ne bileyim yani, bir karpuz kabuğu dahi zayi edilmezdi. Yani ondan araba yapılırdı çünkü oyuncak yoktu. Üç çocuk, dört çocuk ne yapabilir? Bir fırın yaparsınız. O fırına ekmek yapalım hep beraber. İki üç çocukla ekmek yapmayı öğreniyorsunuz. En azından ocak nasıl yakılır? Onu öğreniyorsunuz. Şu anda ben mesela 20 yaşında bir yakınım, çocuğa getirdim, bir ateş yak, vallahi yakamıyor yani. Çocuk görmemiş ki ateş yakmıyor yani. Onun nasıl? İnsanlar bunları çocukken demek ki hep öğreniyorlar yani. Bu da bir beceri. Çocukluktan alınıyor her şey. Şimdi çocuklar malum, işte bir telefon hadisesi, bir internet var. Gözleri yoruyor, beline yoruyor, beynine yoruyor. Bir sürü yan etkileri. Ne yazık ki çocuklar için iyi bir zaman değil bu. Ben öyle diyorum. Maalesef öyle. Neyse, o zamanki çocuklar bambaşkaydı. Evet, kırmızıyı al, buraya gel. Buradaki kırmızıları yapın. Burada bak, bir tane beyazla pembeli var. Bu olacak. Bunu ben yapabilirim. Şu tam kırmızı olsun. Evet çocuklar, yetişecek mi bugüne? Yetişmez baba, bu da yarından sonra. Eyvah. Ağacı sert çıktı kapının. Sert mi? Sert, çok sert. Vay, Kütahya ağacı o zaman bu. Kütahya ağacı sert olur. Yarın boyanır, ondan sonraki gün. Olsun. Mühim olan havar olsun, temiz olsun. Kiraz toplamak için mi? Aa, gitmeyiz. Yarından sonra, acelemiz yok. Ne yapalım? Evet. Bu kaplumbağa terbiyecisidir Osman Hamdi'nin. Ya aslında bunun herhalde orijinali tuvalde olsa gerek. Esas mayamız topraktan geldik haliyle, öyle yetiştik. Evet, o da bir zenginlik tabii. Evet, işte şimdi kültür üzerine çalışıyoruz artık. Herhalde kültürümüze şeyimiz, bir katkımız oluyordur tahmin ediyorum ben. Çünkü bu yaptığım ahşaplar oduna giden, yakacak olan, fırınlara satılan, köy ev, bir ev yıkılıyor da onun tüm çıkan enkazını fırına satıyorlar. Bu kapılar, mapılar hep odun olarak kullanıyor. Oysa ben bunları işte tekrar ne yapıyorum, bak bu şekilde süsleyerek şeye kazandırıyorum yani, bir 50-100 yıl daha kültürümüze bir zenginlik katıyoruz yani, o bakımdan da mutluyum.
Dedemin de böyle oyma işlerle, yontuyla uğraştığını bilirim. Dedem o yaşlarda, Allah rahmet eylesin, taşla, ağaçları oyar, tüm çeşmelere su içmek için tahta bardaklar, camilere takunyalar yaptığını bilirim. 93 yaşında ölmüştü, 1973'te. Dedemde gördüm ilk oymacılığı nasıl yapıldığını, o küçük yaşlardaydım o zaman orada. Memuriyet hayatımda Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde gezdiğim zaman, oradaki müzeler, sergiler, oradan halk eğitimin verdiği kurslar, Orta Asya'dan beraberinde Anadolu'ya getirdiğimiz Çin süsleme sanat, daha çok o Orta Asya ağırlıklıdır, hep bizim Selçuklu veya Osmanlılardan. Palmetler, Rumiler, hep aklım onlardaydı bütün memuriyet yıllarımda. Yani zaman içinde geliştirdim, emekli olalı 18 yıl oldum. 18 yıl sonra boş duramadım ben de, gece gündüz çalışmak alıştık zaten, memuriyette öyle alıştık orada. Duramadım tabii, ufak ufak derken derinlere daldık, şimdi de çıkamıyoruz işte. Yaşımız 73'e geldi orada. Öyle bir derya ki bu. Osmanlı Selçuklu süsleme sanatı çok zengin. Yani hiçbir ülkenin süslemesine benzemez. Bizim yaratılışımız daha gerçekten böyle helal kazanmak, hiç ile katmamak. Ben 25 yıldan beri aşağı yukarı bu şekilde çalışma içindeyim. Bana bir kimse gelmedi, abi sen beni böyle niye mağdur ettin veya beni affedersin söğüşledin sen. Kesinlikle ben bu kelimeyi rastlamadım hiç bugüne kadar. Hep Allah razı olsun, senin şeyinden çok para kazandım abi, şöyle böyle tavsiye, başka esnaflara tavsiyelerde bulun. Yani bu bakımdan rahatız yani, vicdanımız rahat ve paralomuz da bu. Helal kazanç. Her işin başı olduğu gibi biz bunda çok hassas. Alın teri olacak, yorulma olacak ki hak edesin yani. Bu iş böyle alın teri, helal kazanç, bunlar ikisi de eşgüdümlü şeyler yani. Alın teri olacak, helal kazanacaksın. Bunlar şart. Alın teri olmadan kolay kazanılan şeyler kolay harcanılır, çabuk gider yani. Bereketsiz para denir ona. Alın teri de şart tabii, muhakkak alın teri önemli. Ne yapacağız Cem? Bu 8 kapıyı Adana'ya 10 günde yetiştirebilir miyiz ki? Yetişmesi lazım. Ne? Yetişir herhalde baba. Yetişir. 2 günde bir kapı yapıyoruz ama. Gecede mi çalışacağız biz yani bu gidişle? Allah Allah. Gece gündüz çalışacağız, çıkaracağız. Orada bir etkinlik varmış da. Onu yetiştirmemizi istedi bu Adanalı. Eski müşterimiz bu bizim ama. Ne yapalım? Yetiştirmeye çalışacağız artık ha. Çıkarırız. Bir de var şey istiyor. Kök boya istiyor. Ben o kök boya da şu anda azaldı. Dağa gidip ot toplamam lazım. Yok kurut, döv onları falan. Müşteriye bunu anlatmak da zor yani. Ne yapalım? Elimizden geleni yapacağız ya. He? Çocuklara da çalıştırırız, ne yapalım? Ahmet de yardım eder bize ya. Eder. Ahmet'e de bağlarız biraz. Nasıl olsa onun iş yeri tatil. Evet. Bize yardımcı olsun.
İnşallah yetiştiririz. Başka bir mani olmazsa, sağlık durumu önemli tabi. Ya anormal şeyler oluyor. İşimiz aksıyor o zaman. Yetiştiriz. Yapmaya çalışalım. Allah'ın izniyle yetiştiririz. İnşallah. Ya. Kiraz da toplayacağız bir ara. Nasıl olacak? İşçi bulmamız lazım kirazlara. Çocukların okulu yok nasıl olsa da. Sen onlara konuş da. Onlar bize çok faydaları oluyor artık ikisinin. Birisi ufak da. O ikisinden yardım alalım. Ben de o toplamaya gideyim işte. Bitki, renkler. Bazı renkler çok güzel oluyor o ağaçta. Şey hali başka yani. Doğal renk. Sentetiklere benzemiyor. Müşteri memnun olsun yeter. İşimiz bu. Ne yapalım? Büyüklerimizin şöyle bir şeyi var, malum ahşap çok önemli insan hayatında. Beşikten mezara kadar ahşap denmiştir bizde, bir bu atasözüdür, atasözü gibidir yani. Gerçekten öyle yani, biz çocuk doğduğu an ahşap beşiğe konur. Oradan öldüğün zaman ne yapılır? Gene mezarda ahşap tahtalarla mezar örülür, üstüne doldurulursun, gene ahşapla beraber gidersin yani. Ahşapla insanın yaratılışı arasında bir bağ vardır. Sonra o ahşabın kendine has rengi çok ayrıcalıklıdır. Ya boya kullanmak istemem ama insanlar bazen boyalı istiyorlar. Bu şekilde de yapıyoruz yani boyalı.